Tarihi geçmişiyle önemli bir yere sahip olan Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri Gül Cenneti Burdur'dayız. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp'i makamında ziyaret ediyoruz. Merhaba, ismim Ömer Faruk Gündüzalp. Veteriner hekimim. Borsadaki ilk dönemimiz. Bundan önce diğer STK'larda benzer görevlerimiz olmuştu. Başkanım, Burdur Ticaret Borsası denince akla neler geliyor? Burdur denince akla ne geliyor? Üretim geliyor. Tarımsal üretim geliyor. Evet. Burdur denince de aklınıza ne gelecek? İşte Burdur küçükbaş büyükbaş hayvanıyla, Burdur rezenisiyle, anasonuyla, süt üretimiyle ciddi anlamda üretimi seven, üretimden kaçmayan, taşın altına eline sokan bir il. Burdur bunun dışında Örtal, Sericik'te ciddi anlamda ürün Türkiye dördüncüsü. Yine alabalık üretiminde Türkiye'nin iddialı illerinden bir tanesidir. Organize sanayiniz de var zaten evet. Bu arada. Burdur merkez ilçemizde iki tane organize sanayimiz var. Bucak'ta bir tane organize sanayimiz var. Şu anda ilimizde faaliyet gösteren üç tane organize sanayi bölgemiz var. Aslında Burdur'da coğrafi olarak çok kritik bir yerde. Antalya, Isparta, yanıbaşı, Afyon bu üçgendesiniz. Denize de yakınsınız. Yani ithalat ve ihracat yapmak isteyen firmaları da buradan da en azından çağrıda bulunmuş olalım. Aslında jeopolitik konum itibariyle çok güzel bir yer, tam geçiş noktası. Yani etrafımızda bize yakın olarak 100 kilometre çap alırsanız bir tane 25 mi 3 tane havalimanınız var. Bir tane deniz için limanınız var. Bunlar ithalat ve ihracat için ciddi anlamda avantaj. Bu potansiyelini gerçek anlamda değerlendirebiliyor mu? Şu ana kadar değerlendiremiyor. Yatırımcılar için özellikle Antalya pazarı, yani buradan 150 kilometre bir çap çizdiğiniz zaman dışarıda Afyon, Denizli, bu tarafta Fethiye, aşağıda Antalya çok ciddi anlamda turizm potansiyelinin olduğu, aslında tüketimin olduğu bir yer. O yüzden siz tüketime bu kadar yakın yerde üretim yapabilirseniz, ciddi anlamda lojistik avantajı da sağlarsanız, Burdur'un bu özellikleri var. Şimdi bu özelliklerini ön plana çıkarmamız lazım. Yani Burdur hayvancılıkta lider bir kent derken ya da tarımda lider bir kent derken genel başkan çıkarmayı seviyor ve bunu da benimsiyor dedik. Daha önce de Köykop genel başkanımız vardı. Şu anda Mızık Bilge genel başkanımızın ikinci dönemi. Tabi bunlar Burdur'un güzellikleri, artıları. Bu artıları birlik beraberliği, biz ortak sinerjiyi ekonomiye ne kadar çabuk çevirebilirsek aslında insanımız o kadar mutlu olacak. Türkiye o kadar mutlu olacak. Çünkü Burdur'da yaptığımız projeler, özellikle hayvancılık alanının altyapısı olan projeler, Türkiye örnek olacak projeler. Biz bu yüzden Burdur'daki bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Şu anda bir köyümüzde yaptığımız üniversiteyle beraber bir projemiz var. Gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye hayvancılığı için aslında bir dönüm noktası diyebileceğimiz proje. Yani birlikten kuvvet doğarı. Kooperatifçiliğin gücünün ne olduğunu üretim anlamında gösterebileceğimiz proje. İnşallah bir dahaki toplantılarda projeyi sonuçlandırmış net rakamlarla beraber önünüze koymuş oluruz.